Merhaba, ben finansal danışman Murat Özsoy. Bugün sizlere yatırım yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bahsedeceğim. Yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken elbette birçok faktör, birçok unsur var. Ben bunlar içerisinden en ön plana çıkan ve en çok dikkat etmeniz gereken birkaç faktör hakkında sizlere kısa bir anlatımda bulunacağım. Öncelikle yatırım yaparken bu işin temel bir kuralı olarak sizlere söyleyebileceğim şey şu. Kesinlikle bir borç parayla ya da kendinize ait olmayan bir parayla yatırım yapmamalısınız. Arkadaşınızdan, akrabanızdan aldığınız bir tutar ya da bankadan borçlanarak, bankadan kredi çekerek aldığınız bir tutarla yatırım yaparsanız eğer, yapmış olduğunuz yatırımın değerinin geriye düşmesi durumunda ilave bir takım borçluluk durumuyla karşılaşmak gibi bir riske girebilirsiniz ve bir girdap içine düşebilirsiniz. Dolayısıyla yatırım yapmak için öncelikle elinizde hazır olan ve size ait olan bir varlık olması gerekiyor. İlaveten bu varlığın herhangi bir şekilde kısa vadede bir ihtiyacınızı gidermek üzere ayırdığınız bir para da olmaması gerekiyor. Örneğin bir yüksek lisans için ayırdığınız bir tutar var ya da bir evlilik hazırlığı içindesiniz. Arabanızı yenilemek istiyorsunuz, evinizi yenilemek istiyorsunuz ya da bir tatile gitmek istiyorsunuz. Bunun için ayırdığınız bir parayı yatırıma sevk etmemelisiniz. İkinci unsur olarak da hangi enstrümana yatırım yapacağınız çok önemli. Burada enstrüman seçimini yaparken öncelikle kendi yatırım karakterinizi çok iyi tanımlamalısınız. Siz kısa vadede yüksek getiri elde etmek isteyen biri misiniz? Yoksa uzun vadede nispeten daha az getiriler ama daha çok garantili getirilere dayanmak isteyen bir yatırımcı mısınız? Eğer böyleyse daha çok garantili olsun, uzun vadeli olsun diye düşünüyorsanız nispeten daha az riskli varlıklar dediğimiz kıymetli madenlere, altın gibi, gümüş gibi ya da devlet tahvili gibi, hazine bonosu gibi enstrümanlara yatırım yapmayı seçmeniz daha uygun olacaktır. Diğer taraftan daha çok riskli varlıklara yönelik yatırım yapmayı isteyen biriyseniz, yani kısa vadede daha yüksek getiriler elde etmek istiyorsanız, bu durumda da borsa endeksleri ya da şu anda gündemde çok revaçlı olan kripto paralar gibi enstrümanları tercih edebilirsiniz. Yalnız burada unutmamanız gereken önemli bir durum var ki, kısa vadeli yüksek getiriler için yatırım pozisyonu alıyorsanız burada kısa vadeli yüksek kayıpları da göz önüne almalısınız. Şimdi ne ile yatırım yapmamız gerektiğini öğrendik. Hangi enstrümana yatırım yapmamızı da belirledik. Şimdi üçüncü aşama olarak da ne zaman yatırım yapmamız gerektiğine bir bakalım. Yatırım yapmadan önce zamanlamayı kestirmek açısından öncelikle önümüzdeki hafta içerisindeki ajandaya net olarak bir şekilde bakmanız lazım. Bu ajanda içerisinde o hafta makroekonomik veri ajandası mı hakim yoksa siyasal jeopolitik gelişmeler mi daha hakim? Bunu öncelikle tespit etmenizi tavsiye ediyorum. Neden mi böyle bir ayrımdan bahsediyorum? Makroekonomik veri ajandası eğer önümüzdeki hafta daha ağırlıklıysa burada bir takım beklentiler de önceden yayınlanmaktadır. Dolayısıyla sizin önünüzde bir takım beklentiler olabilmekte ve siz bu beklentilere göre yatırımlarınıza etki edecek bu makroekonomik verilerin ne şekilde açıklanacağını az çok tahmin edebilirsiniz. Nedir bu makroekonomik veriler? Örneğin Amerika'dan gelecek büyüme verisi ya da Euro bölgesinden gelecek enflasyon verisi gibi. Diğer yanda eğer o hafta siyasi ve jeopolitik gelişmeler ön plandaysa bu sizin nispeten biraz daha riskli bir hafta geçireceğinizi işaret eder. Siyasi ve jeopolitik gelişmelerden kastım ne? Örnek veriyorum, iki ülke liderinin bir araya gelmesi ya da büyük çaplı bir toplantının, ülkeler arasında bir toplantının yapılacak olması. Bu toplantıların ya da bu görüşmelerin çıktıları az önce anlattığım gibi makroekonomik veri ajandasındaki çıktılar kadar net ve kestirilebilir değildir. Dolayısıyla eğer ki bu hafta içerisinde bu veri ajandası daha hakimse nispeten biraz daha az riskli olan varlıklara yönelebilir. Diğer tarafta jeopolitik gündem ağırlıktaysa burada bu varlıklardan biraz uzak durmanızı nispeten tavsiye ederim. Tekrar bir baştan gelecek olursak neyle yatırım yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hangi enstrümana yatırım yapmamız gerektiğini biliyoruz. Zamanlamayı da az çok kestirmiş olduk. Şimdi ise en son söyleyeceğim ama belki de en önemliler arasında söyleyeceğim konuya geldi sıra. Burada da zamanlama. Yatırım yaparken mutlak suretle yatırımınızın
nereye kadar çıkması durumunda siz kendinizi o yatırımdan iyi bir getiri elde ediyorsunuz hissettiğiniz için bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Örneğin 1000 birimlik bir değerle bir yatırım yapmaya başladınız. Kendinize o 1000 birimin 1200 olmasını hedeflediniz ve 1200'e geldiniz. Bu noktadan sonra bu yatırım yapmaya devam edip etmeyeceğinize karar vermeniz lazım. Ancak bundan daha önemlisi aslında aşağıya doğru iniş durumundaki belirleyeceğiniz çıta. Yani bu çıkış noktası. 1000 birimlik yatırımınız eğer değer kaybettiyse ve bu 800 birime indiyse, sizin o yatırıma başlamadan önce o 800 birime indiğinde sizin o yatırımdan çıkacağınızı kendinize net olarak bir alt çıta olarak belirlemeniz lazım. Eğer bunu belirlemezseniz o 1000 birim 800 birime indikten sonra tekrar yeniden yükselecek gayesiyle beklediğinizde 700'e, 650'ye gibi inişler söz konusu olabilir ve bu sizin için tahmin edilmesi daha zor olan bir takım durumlarla karşılaşmanıza sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu unsurlara dikkat edecek olursanız, neyle yatırım yapmanız gerektiği konusunda bir varlığınızı ayırdıysanız bir kenara, enstrümanı belirlediyseniz, zamanlama konusunda da tespitlerinizi yaptıysanız ve devamında da hedeflerinizi belirlediyseniz şu anda artık yatırım yapmaya hazırsınız diyebilirim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.